Arena'nın iki hafta önce açtığı fuhuş çetesi dosyası kimleri neden rahatsız etti? Arena, küçük yaştaki kızları alıkoyan çetelerin peşine düşmeye devam ediyor. Fuhuş çetesinin çarpıcı detayları Arena'da. Sevgili seyirciler bu çarpıcı haber dosyalarını stüdyomuzda konuk olarak bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Ümit Özdağ'la birlikte izledik. E, gerçekten çok etkileyici, çok çarpıcı. Sanırım onun da söyleyecekleri var ama önce haberi hazırlayan Gökmen Ulu'dan son e, yorumunu alalım. Ve seyircilerimizi bu yolculuğu düşünenleri uyaracak e, açıklamaları alalım. Evet, e, çeşitli yöntemler var. Bir... E, vahim örneği e, önce ekrana getirdik. Uluslararası insan kaçakçılarının tuzağına düşen, fili için rehin alınan ve mucizevi eseri, mucize eseri kurtulan bir gencimiz. Evet. E, asla tevessül etmemeleri, yönlenmemesi gereken bir yol bu. E, diğer taraftan da elbette legal olan vize başvurusu yapmak. E, bunun için e, ekstra bir danışmana ihtiyaç olmasa da Anlaşılır bir şey. Bürokrasi biraz karmaşık gelebilir. Profesyonel danışmanlık hizmeti arayışı içine girebilir insanlar. Fakat işte burası çok tartışmalı, denetimsiz bir alan. Yani devlet denetiminden de yoksun ve işte çok çokça şikayet olan örnekleri de hakkında çok sayıda şikayet olan işte bu alanda meşhur olmuş kimseleri de az önce aktardık. bir yöntem daha var. Bugün elimize ulaşan bir belge. Ne diyor? Bu aslında kelimenin tam anlamıyla bir dolandırıcılık belgesi. Olay kısaca şöyle Uğur abi hocam, bir vatandaş kızı ve damadının yanına gitmek istiyor Almanya'ya ziyaret. Davet mektubu geliyor. Ondan sonra gereken evrakını bütün hepsini hazırlıyor, dosyasını Ağustos ayında teslim ediyor. Nereye? Almanya konsolosluklarının resmen yetkilendirildiği nitelikli bir kuruluş olan AIDATA'ya. Sonra beklemeye başlıyor. Bileti 24 Kasım'da. Ama 22 Kasım olunca artık paniğe kapılıyor. Diyor ki uçak biletim yanacak. Google'a yazıyor. Ben diyor Aydat'ın telefonunu bulayım da bir arayayım nedir son durum diye. Ve o Google'da yazan telefonda sahte bir kişi kendisini Aydat'a yetkilisi olarak tanıtıyor. Ve işte böyle sahte belgeler düzenliyor. Biz isim ve numaraları kapattık ve bunu ücretlendiriyor. Diyor ki şimdi başkonsolosluğun talimatı gereği diyor vesaire ve burada para istiyor. Ne kadar 1350 para istiyor? Diyor. Evet. Yani Türk lirası bazında 51.500 lira para istiyor. Peki nereye gönder diyor? İBAN numarasına. Ve veriyor bir İBAN numarası. Bildiğiniz gibi e, Almanya konsoloslukları ya da diplomatik temsilcilikler bir şahsın İBAN hesabına para yatırın demezler. Evet. Yurttaşlarımız buna da çok dikkat Aman etmeler. Ama çok dikkat etsinler. Tamam Gökmen çok teşekkürler.